Herkese merhaba, ben Tolga Özbek ve bugün yine sivil havacılık konusunda değerli Murat Erdem, Muhammed Yılmaz'la beraber Samsun'dayız. Samsun'a buraya Pegasus'un bir organizasyonuyla geldik. Bugün 10 Kasım Atatürk'ümüzün ölüm yıl dönümü ve bu yıl dönümü için Atatürk logolu 100. uçakla beraber Samsun'a uçtuk ve böyle bir öğlen yemek arasında hazır ekip yakaladık. Size böyle bir birlikte çekelim diye beraber geldik. Mikrofonumuz iki tane, arada bir değiştireceğiz, yanlış anlamayın yani. Şimdi bugün uçuşu, uzun zamandır da beraber uçmuyorduk. Evet. Bugün uçuşla beraber geldik ama bugün kontrolörlerin aslında kuralları uygulama günü. Evet. Biraz geç kalktık değil mi Murat? Biz aslında yine de şanslıyız. Çok fazla rötar yemedik bu kez ama biz daha önce bu hava trafik kontrolörlerinin inisiyatif almadan çalışma uygulaması 2 aya yakındır devam ediyor. Biz bir Antalya'da yakalandık. Antalya'da sen galiba bir arada Ankara'da yakalandın. Aynen. Bir yani, de üçüncüye evet, şeyde yakalandık Samsun'a giderken. Evet. Bu, 3 numara kalktık şeyden, Sabiha'dan. Evet. Şimdi tabii hava trafik kontrolörlerinin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik bir beklentisi var. Dolayısıyla bu beklenti de gerçekleştirilmediği için böyle bir eyleme başladılar. Sence haklılar mı? Bence haklılar. Sonuçta ortada bir Euro kontrolden ödenen bir para var. Aslında bunların eylemin özetini şöyle çıkarmak lazım. Neden bunlar eylem yapıyor? Neden hava trafik kontrolü ne istiyor? Bunun bir background'unu kısaca bir şey yapalım. Şimdi seyir sefer hizmetlerini biliyorsunuz hava trafik kontrolü devlet hava meydanları bünyesinde veriliyor. Ve Euro kontrol bu hizmet için Türkiye'ye bir para gönderiyor. Yaklaşık 800 milyon euro gibi ben hatırlıyorum. Çok ciddi bir para. Yani Euro kontrol şöyle. Euro kontrolün görevi aslında şu. Yani ülkeler hava sahasını kullanan hava yolu şirketlerinden para topluyor. Bunu devletler kendisi toplamadığı için Euro kontrol diyor ki benim adıma para topla, bana da komisyon ver. Ben de sana komisyon vereyim diyor. Yani devletler adına para toplayan bir kuruluş aslında. Ama Euro kontrol. Bu toplanan paranın harcanacağı yer hava trafik kontrol tabii. Sistemlerinin alt modernizasyonu, tabii. Tazminatların verilmesi, tabii. Bu sistemi canlı tutabilmek amaç bu yani. Tabii ki aslında kendi kendini geliştirmeye uygun bir sistem. Yani oradan gelen parayla altyapıya yatırım yaptığınız zaman sizin hem hizmet kaliteniz artıyor hem de Euro kontrolden yaptığınız altyapının ölçüsünde bir değerlendirmeyle ücret alıyorsunuz. Kilometre başına bir tarifeniz var ve bu sizin altyapınızın gelişmişliğiyle doğru orantılı. Yani ne kadar iyi bir altyapı o kadar yüksek tarife uygulayabiliyorsunuz. Tabii Euro kontrolden bu para geliyor. Euro kontrol tabii DHMİ'ye verdiği için bu parayı DHMİ dağıtıyor. İşte kademe kademe. Bence biraz dağıtmanın tabii, önemli bir kısmı hazineye gidiyor galiba. Yok, hazineye gitmiyor. İşte dağıtıyor. İşte en çok hak edeninden kademe kademe dağıtıyor. Ve kalan parayı tekrar Euro kontrolüyle devamı iade ediyor. Asıl sıkıntı tam olarak burada. Yani hava trafik kontrolörü diyor ki bu parayı iade etmeyin. Bu paranın tamamını bize dağıtın diyor. Ama devlet hava meydanları da diyor ki ben bu parayı size dağıtırsam diyor devlet memurları skalasının çok üzerinde bir maaşa çıkılacak ve dolayısıyla bu bir dengeleri alt üst edecek diye bir böyle bir şey var, beklentisi var, korkusu var daha doğrusu. Bunu istemiyor ve kalan parayı iade ediyor. Hava trafik kontrolörü de bu parayı bize dağıtın diyor. Yine aynı şekilde belki kademeli olarak tazminat olarak verin. Tabii onların şeyi kriteri şu. Nasıl ki pilotların maaşını dünyadaki dengeler belirliyor. Hava trafik kontrolörleri de aynı şeyi söylüyor. Yani biz de biliyor global bir iş yapıyoruz. Bugün Türkiye'deki hava trafik kontrolörü dünyanın farklı yerlerinde de hava trafik kontrolörlüğü yapabilir. Global bir meslek. Oradaki şartlar pilotlara çok daha yakın ama biz pilotların çok çok gerisinde gelir elde ediyoruz diye böyle bir haklı bir duruşları var aslında. Tabii az önce de dediğim gibi devlet hava meydanları ya da bütün kamudaki dengeleri değiştirebilecek bir ortam oluşacağı için devlet hava meydanları da buna mesafeli bakıyor. Dolayısıyla ilk başta 2 gün yaptılar ve haftanın işte pazartesi, salı hafta günleri. Içi tabii, hafta getirdi? İçi ve böyle daha uçuşların az olduğu salı, çarşamba gibi başladılar. Sonra tabii bu iş biraz daha çözüm noktasında bir adım atılmadığı için bu sefer en yoğun olan cuma, cumartesi, pazar günleri ne yapıyorlar? İşte diyorlar ki motor çalıştırmayı bekletiyorum. Normal operasyon kurallarını uyguluyorlar aslında. Kuralı uyguluyor. Bu arada tabii, diyelim izleyicilerimiz hani böyle biz kafamızdan uydurma değil. Kitapta ne yazıyorsa, tabii. Rota neyi gösteriyorsa almıyor yani. İnisiyatif almıyor. Özveriyle i̇nisiyatif çalışmıyor. Demek, tabii, evet. Özveriyle çalışmıyor. Ne bileyim kısa mesela hava sahası boş. Pilot diyor ki ya şurası boş ben bu rotadan direkt devam edebilir miyim diyor. Normal şartlarda buna müsaade veriyor hava trafik. Ama
şu anda buna müsaade vermiyor. Yani kısa yolu değil de uzun yolu kullanacaksın. Normal kitapta ne yazıyorsa, kitapta bu rotada yazıyor ne yazıyorsa. Ve inisiyatif almıyor. Devamı yani, yeni rota çıkartabilir tabii bu arada. Yeni bir kural değişikliği onu da yapmıyor. Yani o tabii çok hemen anlık yapılabilecek bir şey olmadığı için. Ama hatırlıyorsun Türk Hava Yolları'nın yönetim kurulu başkanı Hamdi Topçu indirin uçakları dedi, kapasiteyi yükseltin dedi. Doğru. Yani Türkiye'de de enteresan ama bu işler oluyor. Daha böyle kapsamlı bir operasyon olduğu için o hava sahasını tekrar düzenlemek biraz daha uzun ve meşakkatli bir iş olduğu için. Euro kontrolüyle çalışılıyor. Bunu aslında daha farklı böyle ortak bir yol bulup çözmekte daha sağlıklı olur. Dolayısıyla burada bir krize dönüşmüş durumda. Devlet Hava Meydanları tamamen bu iş artık duyulmasın ama kendi içimizde halledelim bir şekilde ama dediğim gibi dengeler bozulmasın havasında. Hava trafik kontrolörleri diyor ki biz artık her şeyi göze aldık. Buradan pilavdan döneni kaşığı kırılsın diyor. Evet. Ve asla bir geri adım atma söz konusu değil. Havayolu şirketleri ben kasıtlı olarak az önce Pegasus Hava Yolları'nın... Onu da Muhammed'e de soracağım. Evet. Çünkü Pegasus'ta biraz evvel Genel Müdür Gülüz Hanım çok güzel anlattı ve biz de sorduk tabii o ki. O da çok rahatsız. Sonuçta bu ciddi anlamda bir maliyet. Her uçağını düşünün. Yani bir iç hat seferinde bile... Bir saatlik uçuşta 5 dakika fazla uçsa değil mi? Yani 700-800 kilogram fazladan yakıt sadece yakıt, harcıyor. Bakımların artıyor. Tabii bakım artıyor. Mesain doluyor. Gülüz Hanım ne demişti? Biraz da Muhammed'e de sorayım. Şöyle hemen bir mikrofon değişikliği yapalım. Mikrofon transferi yapalım. Mikrofon transferimizle beraber. Gülüz Hanım ne dedi? Ekiplerin mesai saatleri mesai yakıyoruz dedi. Bu mesai çok önemli bir şey. Ya mesai yakıyoruz ifadesine kadar... ben çok şaşırdım. Evet. Ne demek onu hemen ondan biraz bahsedelim. Görev süreleri var. Duty time dediğimiz görev süreleri pilotların ve kabin memurlarının. Ve bu süre uluslararası regülasyonlarla belirlenmiş durumda. Bu süreyi aşamıyorsunuz. Yani geç kalktınız diyelim, havadayken görev süreniz dolacak gibi olursa o uçuşa onlar gönderilmiyor. Ekip değişiyor. Bu başka niye bir ekip olur geliyor diye ben o soruyu böyle izleyicilerimizin 5 dakika geçti ne olacak? 1 dakika geçti. Kaza yaptığında ne oluyor sigorta? Sigorta ödemiyor. Bir de şu var. Mesela o adamların görev süresinin bu kadar belirlenmesinin arkasında 100-200 yıllık havacılık geçmişinin yaşanmışlıkları var. Yani hiçbir şey bir sebebe bağlı olmaksızın kural konulmuyor. Bu insanların geçmişte yaptıkları görev sürelerinde dikkatleri ne zaman dağılıyor, ne zaman ne kadarlık sürede yoruluyorlar, bunların en optimum süresi ne kadar diye elbette çalışılıyor. Ortaya bu kural ve bu görev saatleri boşu boşuna konmuyor. Geçmişte yaşanmış her şey çok bunun. Çok klişe bir laf ama ne kan, yazık ki kanla yazılıyor. Havacılık tarihinde bütün kurallar kan var artık. Evet. Ne yazık ki kan var. Bu yüzden bazen yolcular bunu anlayamayabiliyor. Mesela 1 saat 2 saat rötar yapıyorlar. Sonra tam uçağa bindikten sonra bu sefer rötar uzuyor. Bir açıklama yapıldığında işte görev süresi doldu, yeni ekibi bekliyoruz diyor. İnsanlar bunu pek algılayamıyor ama yorgun bir ekiple o uçuşa çıkmak onların uçuş emniyeti açısından daha tehlikeli. Buna dikkat etmek lazım. Bu görev süreleri önemli. Kısaca Pegasus'tan bugün neden buradayız ondan da bahsedeyim. Biliyorsunuz yaklaşık 1-1,5 ay kadar önce Pegasus yeni bir uçak filosuna kattı. 100. uçağı. Cumhuriyet adını verdi. Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelmesi sebebiyle ismi Cumhuriyet oldu. Kuyruğuna Atatürk'ün silüeti ve imzası eklendi. Bugün o uçakla Samsun'a, milli mücadelenin başladığı çok yere. Çok güzel bir uçuştu. Evet. Benim evet, böyle çok bir gurur duyduk gerçekten. Yani bu uçuşta yer almak hepimiz için aslında güzel bir gurur vesikası oldu. Ve burada tabii bir araya gelmişken de yemekte de soru cevap da yaptık. Pegasus'un büyümesi devam edecek öyle görünüyor. %10-12'lik bir büyüme bekleniyor. 17 yeni uçak önümüzdeki yıl filoya katılacak. 5 tane de iadeleri var. 5 tane de iade, 12 tane net önümüzdeki sene. Bu 12 uçakta yaklaşık olarak toplam kilometre kapasite meselesini %10-12 civarında artıracakmış. Bu bilgileri edindik ve hava trafik kontrolörü meselesi sorulduğunda da dedi rakam ki... Rakam veremedi Gülüz Hanım. Veremedi. Evet. Rapor çok, hazırlıyoruz. Hiç kolay dedi. Değil. Bakalım ben çok merak ediyorum. Ama şunu söyledi. Çıkacak. Elbette çok etkiliyor ve elbette çok ciddi şekilde etkiliyor gibi ifadeler kullandı. Ama bence burada herkes haklı. Hava yolları da haklı. Kesinlikle. Kontrolörler de çok haklı. Kesinlikle. Bir şekilde ben bu işin çözülmesi gerektiğine inanıyorum. Umarız en kısa zamanda çözülür. Yani bir de karşılıklı olarak biliyorsunuz tehditvari böyle açıklamalar falan da yapıldı. Evet. Bunlara hani hiç gerek yok. Böyle şeylere bu sorun çözülebilir. Havacılar omuz omuza çalışıyor. Aslında orada bir yanlış anlaşma var. Bir dakika tehdit. Mikrofonu aldık hemen. Tehdit kısmıyla ilgili ben taraflarıyla tabii konuştum. Sivilcik bahsettiğiniz tehdit olayı Sivilcik Genel Müdürlüğü'nün bir açıklaması olmuştu. Lisansınızı iptal edelim. Evet, evet. Oradaki o konuyla ben Sivilcik Genel Müdürü Kemal Yüksel'e sordum. Dedim ya böyle bir tehdit çok hoş karşılanmadı. O tehdit neyi içeriyordu diye sordum. Kendisi şöyle söyledi. Yani bir yerde bir yorum görmüş. İşte gökten ceset yağacak tarzında bir yorum görmüş ve böyle bu mantalitedeki insanların ben lisansını iptal ederim. Çünkü bu insanın görev yapması mental açıdan çok uygun değil. Yoksa geneline bir tehdidi
o şekilde değerlendirmeme gerektiği bir ifadesi sağ ol, olmuştu. Sağ Murat, çünkü biz de bu ifadenin üzerine gerçekten evet. Çok ya sivil havacılığın hani tarihinde yok böyle evet. Lisans iptal evet. Ederim. Sağ ol, teşekkür ederiz. Evet. En azından senin adına evet. Kemal Hoca'nın bu yaklaşımını evet. Kamuoyu duymuş yani orada olsun. Orada bir yanlış anlaşılma söz konusuydu. Genel anlaşıldı ama doğrusu aslında bu şekildeydi. Peki şimdi ben bunu 10 Kasım montajını tamamlarsam 11 Kasım'a yayına vermeyi planlıyorum. Ama şu bir Toto oynayalım mı? Şimdi Toto şu, kalkarken hı-hı. Beraber ne yaptık? Camlardan yeni pistin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkışını yaparken baktık bitiyor mu? Tamam, pist bitmiş. Bir bölümü, beton pistin bir bölümü, o herhalde tünellerin sıcak geçtiği asfalt yer. Gibi değil mi? Sıcak asfalt, böyle bir yamalı gibi. Kamyon vardı. Yan taraftaki taksiyonda kamyon vardı. 13 Kasım'ı sen yazdın, dedin ki 13 Kasım'da açılmayacak. Evet. Açılmadığını görüyoruz zaten. Herhalde oradaki işlemler bitecek. Cumhurbaşkanı inişi bekleniyordu. Sence ne zaman açılır? Bir hadi bir toto oynayalım. Bence şöyle, yani 13 Kasım bence gerçekçi bir tarihti. Açılmama sebebinin ben teknik olarak bir aksaklıktan kaynaklandığını düşünmüyorum. Bir eğim hatası düşünüyor musun? Yok. Sayın Bakan yani baktı. Ben sadece Cumhurbaşkanı'nın programına uymadığı için bir erteleme olduğunu düşünüyorum şu anda. Çünkü 13 Kasım tarihi verilirken bütün teknik sorunlar giderilmiş ve uçuş pistin uçuşlara hazır hale getirilmiş olmasını varsayıyoruz. Kalibrasyon uçuşları yapıldı. Tabii yapıldı. Diğer türlü olsa 13 Kasım tarihi de ortaya atılmazdı. Çünkü çok yakın bir tarih. Orada Cumhurbaşkanı'nın programına uymadığı için bir ertelemenin yaşandığını söylemek bence daha mantıklı. Ama ben diğer kamyonu türlü... görünce o yapılmamış taksi şimdi yani görüntüleri de ben vereceğim. Olabilir belki böyle ama... bir orası sanki daha yani tam zemin gibi na göremedim tamam ben. Gibi görünüyor. Na tamam yani o bölüm. Ha ne yapar? İner pistten backtrack yapar döner. Hatırla İstanbul Havalimanı açıldığı evet, zaman tamam. A318 VIP uçağıyla. Ya daha bazı şeyler bitmemiş. Evet. İlk iniş gerçekleştirildi. İşte Cumhurbaşkanı'nın da şöyle bir talimat verdiği. Yani tamamen bitmeden açmayın. Sonra açıp kapatmak zorunda kalmayın evet, tarzında evet, bir talimat evet. Verdiğini tabii gayri resmi kaynaklardan duyduk ama eğer bu niyetle yani bu yaklaşımla bakılıyorsa tamamen açılacak hale geldiğini söylemek mümkün. Aralık için anlaşalım mı seninle? Bir tarih söyle. Ben Kasım sonu diyorum. Kasım sonu diyorsun. Kasım mikrofonu sonu. Değiştirelim hemen. Muhammed'e soralım. Muhammed senin için ne zaman diyorsun? Yani hadi, bugüne kadar o kadar fazla ertelendi ki 2024 olursa şaşırmam. Benden pas mı diyorsun? Yani benden pas diyorum ama 2024'e kayarsa açıkçası şaşırmam, öyle söyleyebilirim. Şimdi Murat Kasım sonu dedi, 2024 Ocak diyelim Ocak sana da. Diyelim. Hadi bakalım ben de bari Aralık diyeyim de. Ortayı bulalım. Ortayı bulalım gibi. Bakalım evet. Toto'da kim şey çıkacak? Aşağı bakalım siz de yorumlarınızı yazın ki biz de buradan bir yaklaşım. Yani o kadar çok ertelendi ki. Mikrofon yani, bir dakika. o kadar çok ertelendi ki artık insanların verdiğiniz tarihe inanma şansı da kaldı. 2017'nin sonundan itibaren 2018'in sonu, 19'un sonu, 20'nin sonu. Hadi pandemiyi geçtik. 22'nin sonu, 23'ün sonu. Artık bu son olsun. 24 olmasın. 24 sonu olmasın. Hadi bakalım, hadi bakalım. Ki olmayacak diye düşünüyorum. Emniyetle evet, bir uçuş tabii, olsun. Tabii. Önemli ülkenin... olan bütün altyapının tam ve eksiksiz şekilde tamamlanarak uçuş emniyeti açısından sağlıklı bir pistin açılıyor olması. Son konuyu hemen hızlıca toparlayalım. Ben sordum Gülüz Hanım'a, dedim işte Anadolujet, AJet adını alıyor. Mart'ta başlıyor uçuşlara. Bekliyoruz. Hashtag'i var dedim. Mesaj mı veriyorsun? Biz de, dedi zaten dedi. Buradayız. Yıllardır buradayız. Yapıyoruz. Ne düşünüyorsun bu Anadolujet, AJet hikayesiyle ilgili? Var mı söyleyeceğim bir şey? Yani Pegasus'un biliyorsunuz Türk Havaları ile rekabeti Sabiha Gökçen'de hep vardı. Yani Pegasus'un karşısına Türk Havaları kendisi kırmızı kuyrukla da çıktı. Sun Express geldi. Sun Express'e Inter çıktı. Vardı. Sky vardı zamanında. Türk Havaları özelinde hep rekabette Pegasus'un karşısına çıkmaya çalıştı. En son işte Anadolu Jet'le tamam devam edelim dedi ama bu rekabette Pegasus hep hacim olarak daha yüksek olduğu için hep galip çıktı. Ve Türk Havaları önce kırmızı kuyruğu çekti, sonra diye Sun Express'i çekti. Şimdi sadece Anadolu Jet'i. Şimdi tabii şirketleşmiş bir Anadolu Jet ne yapar bunu göreceğiz ama Pegasus'a yakın bir ölçekte bir hacimle girmezse yine Pegasus karşısında çok fazla tutunma şansı yok. Bayağı bana bir filo göre. Var ama şeyde Anadolu Jet'te 200 var ama, uçak hedefleri var. Hedef var ama şu anda Anadolu Jet 5 uçakla başlayacak. Diğerleri Türk Havalarına wet lease olarak alınacak. O hacme yani Pegasus'a yakın ya da şu andaki mevcut şeyle hacimle yani şu anda 90'a yakın uçağı var evet. Anadolu Jet'in. Bu hacimle oraya geçebilecek mi? Yani orada operasyon yürütülebilecek mi? Bence bu soru işareti. Çünkü bu operasyonu yürütebilecek ilk başta yeni kurulan bir şirketin bir anda 90 uçaklık hacmi yürütebilecek organizasyon yapısını kurabilir mi? Burada benim kafamda soru işareti var açıkçası. Tabii orada yine gayri resmi kaynaklardan şu bilgiyi öğrendim.
ilk 2000 yılında yapılan terminal vardı, ilk terminal. O terminalin ilk yaşın, ilk küçücük terminal, evet. Uzun süredir de kullanılıyor. Evet, belki 10-15 senedir de kullanılmıyor. O terminalin Anadolu Ejet'in kendi terminal olarak bir değerlendirilebileceği yönelik, hatta fizibilite çalışması yapıldığına yönelik bilgi edindim. Bunu ama Sabiha Gökçen tarafından doğrulatamadım. Evet. Doğrulatamadım. Bizde böyle bir bilgi yok dediler. Ama içeride bir inceleme yapıldığını çok net şekilde biliyorum. Tabii orası çok yıpranmış. Geri döndüğünüz zaman orada ciddi anlamda maliyet de... İnşaatı kim karşılayacak? Tabii. Yani sonuçta kullanılmayan bir bina çok çabuk yıpranıyor. Onun tekrar işler hale gelmesi ciddi anlamda bir maliyet olur. Onun Türk Havaları bilmiyorum. Belki fizibilite çalışmasından sonra tamamen belki de vazgeçer. Ama Pegasus'un da yeni terminalde biz ayrı terminal istiyoruz niyeti varken Anadolu Jet'in de böyle bir aksiyon alması bence çok da mantıksız değil. Orada bence çok çetin bir rekabet geliyor. Muhammed'e şey yapalım, hemen bir soru soralım ve toparlayalım yavaş yavaş. Vaktimiz çok kısıtlı. Şeyi söyleyelim, Güliz Hanım ikinci pist bitti. Yarın açılacak ama bizim için önemli olan terminal dedi. Hatta büyümeyi karşılayabilecek elbette bir terminale ihtiyaç var. Sabiha Gökçen'de yapılacak daha çok iş var. Bu büyümeyi karşılayacak en önemli unsur elbette ilk aşamada pistken sonra bunu destekleyebileceğimiz bir terminale de ihtiyaç var. Uzunca bir zamandır Sabiha Gökçen'de Pegasus ikinci terminali bekliyor. Yakın zamanda da bunun açılması için çalışmaların hızlandırılacağını düşünüyoruz. Ben şöyle toparlayayım. Malezyalılar işletiyor Sabiha Gökçen'i. Ben önümüzdeki ayların çok çok hareketli geçiyor. Çok böyle bombalar patlayacak. Bomba şey anlamda. Transferler, el değiştirmeler, şirket yapıları, yeni ihaleler. Bayağı bizi böyle hareketli olacak. Hemen mikrofon alayım. Bize de konu çıkacak aslında. Bize de konu çıkacak. Uzun zaman sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldim ve yolcu yoğunluğu da kapının girişinden itibaren hiçbir şekilde bir metre boşluk vermeden. Bir dakika Murat, siz yoğunlukla ikiniz Avrupa tarafında İstanbul Havalimanı'nı kullanıyorsunuz. Ben burayı çok kullanıyorum. Burası normal bir gündü. Hatırla, yarından itibaren tatil başlıyor. Ara tatil var. Benim yarın bir uçuşum var. Çok merak ediyorum. Oldukça Sabiha Gökçen'in normal bir günündü bu. Bugünü normal bir gündü. Bunu unutmayın. Bundan daha fazlası var. Evet. O yüzden yolcular erken gelsinler bu tarih. Otopark işini hatırlatalım. Otopark kapasite dolu, daha bugünden dolmuş. Yani niye bunların ihalesi çıkmıyor? Niye hala kiralık araçlar alt katta ya? Bunlar artık Sabiha Gökçen'in değerli işletmecisi İSG'ye ve otorite HH'a buradan duyurulur. Çok çok teşekkür ediyorum. Samsun'dayız. Geldik. Pidelerimizi biraz önce yedik. Erken kalktık bunu çekmek için. İlerleyen videolarda. Umarım bir gün yine böyle yan yana geliriz, çekeriz. Görüşmek üzere diyelim. Görüşürüz. Hoşçakalın.